Nehirler vardır, tarihimizi anlatır. Nehirler vardır, sınır çizgisidir. Nehirler vardır, Anadolu'ya bereket verir. Evet, Türkiye'nin üçüncü en önemli nehri Sakarya Nehri. Evet, kendi topraklarımızdan doğan, Karadeniz'e dökülen önemli bir nehir. Sakarya'nın doğduğu yerden yola çıktık ve adım adım Sakarya Nehri'ni takip ettik. Şu an netice. Önemli yere geldik. Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü Sakarya ilinin Karasu ilçesindeyiz ve hemen arkamızdan Sakarya Nehri denize dökülüyor. Evet, Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü Karasu ilçesindeyiz ve bir değerli dostla birlikteyiz, bilgi alacağız. Ben 1955 senesinde İstanbul'a geldim. Aşağı yukarı 3 sene orada kaldım. Perşembe pazarında kaldım. Babamın sandalları vardı. 1957 senesinde buraya geldik. O zamandan beri buradayız. Tahminen herhalde 200 barzak tekne var. Limanınız yok. Limanımız yok. Tatlı su değil mi burası efendim? Evet, tatlı su ama deniz suyu buraya kadar giriyor. Bu azı tuzlanıyor yani bu su. Bu ırmakta sel felaketi oldu mu hiç? Sel felaketi olmadı. Tebrem'de yalnız şu yukarı taraflara doğru, köprüye doğru derenin kenarı yarıldı. Karadeniz'de dalga 1 metre ise dere ağzında 2 metreye çıkar. Çünkü akıntılan deniz böyle birleşince kabarıyor dalga. Aşağı iniyor mesela, yükseliyor dalga. Tehlikeli oluyor ya. Yani. 5-6-7 kişi boğuldu yani. Bu yüzden. Tabii. Deniz dalgasından dolayı boğuldu. Peki Sakarya Nehri'ni bana anlatın. Yani ne ifade eder sizin için? Benim için Sakarya savaşı ifade eder. Öyle mi? Tabii. Nasıl Sakarya? Ya tabii Sakarya, Yaman Sakarya, hain düşmanları bağrında bulundun. Düşmana aman vermedin Sakarya. Bunun tarihi budur yani. Bana o tarafı lazım değil. Bana bu lazım ama dereye girersin, çıkamazsın, onlar ayrı konu. Sakarya Nehri'nde dümen çevirmek. Sandalımızda, motorumuzda gerçekten heyecanlı. Gerçekten duygulu anlar yaşıyoruz. Evet. Sakarya Nehri'nden sadece su akmaz. Sakarya'dan bir medeniyet, bir kültür, tarih ve kuruluş, kurtuluş tarihimiz akar. Anadolu tarihi akar ve su diye tarih akar Sakarya'dan. İsterseniz sizleri tarihin en uzun süreli meydan muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle Sakarya'nın Karadeniz'e birleştiği noktadan baş başa bırakıyoruz. Evet, Sakarya Meydan Muharebesi belgeseli ile karşınızdayız. Sattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük, büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük, büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup harbe devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Mustafa Kemal Atatürk. Küçük Asya'yı Türk yurdu haline getiren Türklerin nehirler yatağı Anadolu'nun son hakimi olmalarını sağlayacak olan
Osmanlı Devleti'nin inkişafı da Sakarya Havzası'nda gerçekleşmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana önlerinden başlayan iki asırlık geri çekilişinin durması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesi de yine bu nehrin kollarında mümkün olmuştu. Yunanlıların işgal girişimine karşı verilen ve tarihe Sakarya Meydan Muharebesi olarak geçecek olan 22 günlük heybetli mücadele, Anadolu Türk tarihinin de en önemli savaşlarından birisiydi. Ankara'ya doğru hareket emri verilmiş olan Yunan ordularının durdurulamaması durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Anlaşması'nı kabul etmek zorunda kalacaktı. Yunan ordularının olası başarısı, Doğu cephesinde 24 tümenle hazır beklemekte olan Rus askerlerinin Kafkaslardan Anadolu'ya girmesi için ateşlenen bir işaret fişeği de olacaktı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Yunanlılarca kazanılması, Büyük İskender'den sonra asırlar süren bir fütühat ve iskan politikasıyla Anadolu'yu Türklerin yurdu haline getiren son düğümün yeniden koparılması demekti. Adını Yunan mitolojisindeki nehirler tanrısından alan Sakarya Nehri'nin kolları üzerinde bir zamanlar Gordion olarak anılan bölgede yaşanan bu mücadele, bizzat Mustafa Kemal'in ifadesiyle bir melhame-i kübraydı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Batılı ülkeler Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Mücadele Hükümeti'ni tanımak zorunda kalmıştır. İlk olarak Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalanıp İtilaf Devletleri cephesini bozmuş, Misak-ı Milli'yi kabul etmiş, daha sonra Sovyet Rusya ile bugünkü doğu sınırlarımızı tespit eden Kars Anlaşması imzalanmıştır. Sakarya Zaferi yeni Türk Devleti'nin doğuşunda en büyük etkenlerden biri olmuştur. 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallik rütbesi ve Gazi ünvanı Sakarya Zaferi'nden sonra verilmiştir. Ali Bey, şu an çok önemli bir yerdeyiz. Biraz evet. Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü yer. Sakarya Meydan Muharebemize ev sahipliği yapmıştı. Neler söylersiniz? Evet. Şimdi Sakarya'nın en önemli bölgelerinden bir tanesi bu mahalle. Özellikle konum olarak Karadeniz'e döküldüğü yer için daha bir başka önem taşıyor. Fakat gördüğünüz gibi ilgisizlikten nehri hem balık ölümlerinden hem atık atılmaktan dolayı büyük bir sorun yaşamaktadır. Bu güzel nehrimiz, bu güzel mahallemiz bunlar tarafından kirletilmektedir ve üzerinde yapılan yapılardan dolayı bayağı bir tepki almaktadır. Peki siz buranın sahibisiniz. Şu anda devletimiz adına yeni mahallenin muhtarısınız. Evet. Peki ne olmasını istersiniz bu nehrin? Görüyoruz bu. Çünkü çok önemli bir nehir bu. Şimdi burada mendirek oluyor. Mendirek projesi tamamen bittikten sonra balıkçı barınağı olacak. Bu tekneler tamamı balıkçı barınağına taşınacak ve burası bir düzene sokulacak, yeniden yapılacak. Yani tek bir kalemde hepsi çıkacak. Daha güzel, daha çok, daha iyi önem kazanacak. Daha güzel olacak, daha temiz olacak. Ve nehir boyuncaki fabrikaların atıklarını lütfen de kimse atmasın. Özellikle tavuk çiftlikleri. Ölü tavuklarını nehire atıyorlar. Belediyemiz ne kadar uğraşsa dahi bunlara bir yakalama olanağı da olmuyor. Gece atıyor bunları. Hem nehri pisletiyor, hem Karadeniz sahilini pisletiyor, hem balık ölümleri meydana geliyor. Değerli izleyenlerimiz, yıllardır çalışma yapıyoruz. Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir Çifteler'den yola çıktık. Sakarya başından yola çıktık.
Tarihin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Haymana Polatlı bölgelerinde belgeseller çektik. Gordiyon'un düğümü Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemli kilometre taşı Duatepe eteklerindeki Gordiyon Antik Kenti'nde Sakarya ve Porsuk Irmağı'nın birleşme noktasını görüntüledik. Ve nehri takip ederek önemli bir yere geldik. Burası Sakarya'nın Karasu ilçesi. Evet, Sakarya Nehri yüzlerce kilometre yol kat ederek bulunduğumuz buradan Sakarya Nehri'nin Karadeniz'de döküldüğü yerdeyiz. Muhteşem görüntüler tespit ettik. Hem havadan hem karadan. Sakarya Nehri'nin Karadeniz'de buluştuğu, hemhal olduğu, Karadeniz'e kavuştuğu Karasu'dayız. Sakarya Nehri. Evet, Sakarya türküsüyle kültür tarihimizin dönüm noktasıdır Sakarya Nehri. Sakarya Meydan Muharebesi'nin dışında kuruluş ve kurtuluş destanıdır Sakarya Nehri. Türkiye'nin en önemli nehirlerinden biridir Sakarya Nehri. Ama Sakarya Nehri'ne ruh ve hayat veren hiç şüphesiz Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Evet, Sakarya Meydan Muharebesi. Tarihin dönüm noktası, 22 gün 22 gece süren önemli bir savaş. Biz Sakarya Nehri'ni Sakarya zaferiyle anıp araştırıyoruz ve Sakarya Nehri'nin Karadeniz'de buluştuğu noktadayız.